Özgürleşme. Buyurun, hoş geldiniz. Anne ve baba modellerinin kadersel etkilerinden özgürleşmek sana ne kazandırır? Anne ve baba modellerinden özgürleşmen sana senden yeni bir sen inşa etmene fırsat verir. Annen ve baban senin ilk ve en köklü okulundur. Bugün sahip olduğun düşünce kalıplarının temelinde onların büyük payı var. O okuldan mezun olman çok önemli. Çocukluğundan beri öğrendiğin kalıplar bugünkü sınırlarını oluşturuyor. Etrafındaki insanlara dikkatli bak bugün. Sadece bir annen ve baban yok aslında. Onlara benzeyen bir dolu insanla kuşatılmış hayatın. Anne baba modelinde ne çok kalıp, baskı ve sınırlar var. Hangi ebeveyni eleştiriyorsan ya da ondan uzak duruyorsan giderek ona benzemeye başlarsın. İnkar etsen de bir süre sonra sen de iyice babana benzemeye başladığın gibi sözler işitmeye başlarsın. İşten içe sen de biliyorsundur ki bu sözün içinde bir haklılık payı var. Eğer öğrendiğin kalıpların senin değişmez kaderin olduğuna inanırsan çabalamaktan vazgeçersin. Böylece kendini tekrar eden döngülere boyun eğmiş olursun. Kim olduğunu bilmeden, öğrenemeden dünya sahnesinden gelip geçersin. Seçim senin. Babanla ilgili yazdıkları. Geleceğinle, kalbinin ilhamlarını duymanla, erkeklerle ve kurallarla ilgili alanı temsil ediyor. Hayatının neresinde ondan öğrendiğim bu davranış kalıbını kullanıyorsun? Peki babanla ilgili kısım dediği burada babanla ilgili bir şey yazmadı ki daha. Burada o. Dizgide sorun var yani. 48. sayfada babayla ilgili şey. Evet. Saçma olmuş bu. Bence 48'de başlayalım sonra geri döner buraya bakarız. Bu kitabın dizgisinde sorun var. 48'de şurada başlıyor. Babamla ilgili aklına gelen iki kelimeyi yaz. Hadi hemen yazın iki kelimeyi. Madem yapıyoruz çalışmayı değil mi? İki kelime. Şu anda aklına gelen iki kelime. Babam dediğimde. Bunu da Adana'da yapmıştım ilk çalışmasını. Çok iyi hatırlıyorum Nihat Atölyesi'ni. Babam Babanla olan ilişkini tanımlarken iki kelimen, aranızdaki ilişkide onun sana davranış biçimi, ikinci ilk kelime. İlk kelimen, aranızdaki ilişkide onun sana davranış biçimi, ikinci kelimen de senin bu davranış karşısında hissettiğinle ilgili. Yazmış mıydınız iki kelimeyi? Yazmıştınız. Şimdi böyle okuyayım bakalım. Bir çocuğun babadan beklediği güven, çözüm, geleceğe dair korkuları giderme, Hayalleri gerçekleştirme, destek, harekete geçirme ve evin dışındaki kuralları belirleyerek gelişmeleri adaptasyonu sağlamaktır. Diyelim ki şu kelimeleri yazdım. Umursamaz, güvensiz, hırçın, cezalandırılmış. Babanla kurduğun ilişkide edindiğin davranışlar veya ondan alamadıklarını gelişti, geliştirdiklerin yaşamın içinde evinin dışında diğer insanlarla, yabancılarla olan ilişki bağının temelini oluşturur. İş hayatında veya özel hayatında planlarının içinde kendini güvende hissetmen ya da etmemen babanın sana güven duygusunu verip vermemesiyle ilgilidir. Hiç güven vermeyen bir baban olması senin kendine güvenini geliştirmene sebep olmuş olabilir. Sana güven veren ve her sorunu çözen bir babanın etkisi de senin kendi planlarını yapacak cesareti bulamamana neden olmuş olabilir. Burada odaklanman gereken nokta babanla olan ilişkini hayatının neresinde kullanıyorsun? Babanla olan ilişkin erkek kural uygulayıcı veya kuralları belirleyici kişilerle olan ilişkinde temel taşları oluşturur. Ruhsal konular, görmediğin ancak hissettiğin sezgilerinle fark etmek fark ettiğin konulara yaklaşımını da biçimlendiren yine bu ilişkiden öğrendiklerindir. Babanla olan ilişkin ayrıca gelecekle ilgili planların, hayallerin, hayatınınla ilgili yapmak istediğin değişiklikler, alacakların, yatırımların, bedenin sağ tarafı, bedenin ön kısmı da ilgilidir. Geleceğe güvenmen ya da endişe etmen de bu ilişkilerini öğrendiklerine ilgilidir. Şimdi şurada, burada devam edelim sonra o şeye döneriz tekrar. 42. sayfa, 50'deyim. Bedenin sağ veya ön tarafında herhangi bir iz, hastalık ya da kaza nedeniyle oluşmuş Kalıcı veya geçici rahatsızlık yaşadığını yaşadıysan yaz şu anda. Aracının sağ yanında ya da önünde bir hasar, çizik, vuruk ya da iz var mı? Varsa bunu da yaz. Konuyla ilgili hatırladığın her şeyi yaz lütfen. Bu iz, hasar, çizik ya da darbe nasıl oluştu? Neler yaşandı? Yani şunu demek istiyorum. Mesela birisi mi gelip çarptı? Sen mi gidip sürttün? Veya işte eğer kendi bedenini yaraladıysan sürekli bir dönem olur ki kolunu çarparsın sandalyeye, duvara, şuna buna ya da gelir birisi çarpar bir şey oluyor. yani. Bu olaylar senin dikkatini çekecek bir boyutta mı? Hasarın oluştuğu olay aslında bir sonuç. Seni bu sonuca götüren faktörleri fark etmen çok önemli. Seni durdurmaya başaran herhangi bir olaya kısaca kaza diyebiliriz. Birdenbire gelişen olaylar mevcut süreci etkiler. Beklenmedik bu tür ani hasarlar ya da durmak zorunda kalmalar genellikle uzun zamandır verilemeyen kararları vermeye, biriken öfke enerjisini şarj etmeye yardım ederler. Kazadan ya da hastalıktan sonra sakinleşme ve şikayete bırakma deneyimi yaşanır. Bedenin sağ ve ön kısmı gelecekle ilgilidir. Sağ ya da ön kısımdan aldığın hasarlar, geleceğinle ilgili konularda alamadığın ya da memnun olmadığın kararlarını anlatırsan. Geleceğini dilediğin gibi yönlendiremediğin için öfkeli ya da kaygılı olabilirsin. Geçmişte yaşadığın bir olayın yeniden tekrar edeceğinden dolayı endişelisindir. Nasıl bir gelecek istediğini bilmiyor olabilirsin. Babanla ilgili hislerini netleştirmen çok değerli. Bunu yapabilmek için babanla ilgili aklına gelen ilk anıyı yaz. Sonra bence doğru dizgi şu olmalı. 42. sayfaya geri döneceğiz. Babanla ilgili yazdıkların, geleceğinle, kalbinin ilhamlarını duymanla, erkeklerle ve kurallarla ilgili alanı temsil ediyor. Hayatının neresinde ondan öğrendiğin bu davranış kalıbını kullanıyorsun. Babanla olan ilişkin aynı zamanda geçmiş zamanlarda geleceğinle ilgili verdiğin kararlara da aynı tutar. Baba şu demektir: Geçmişte verilmiş gelecek kararları. Yani dün veya okula giderken doktor olmaya karar vermiş bugün belki artık doktor olmak istemiyorsun. Ama o kararında dönemeyeceğini düşünüyorsun. Bu da senin dün başlayan gelecek için yaptığın değişmez diye düşündüğün planların. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsan diyelim ki geçmişte yaptığın ve geleceğini etkileyen şu anını hala etkileyen bazı şeyleri öfkeliysen arkada baba ile ilgili bir şeyden bahsedebiliriz. Bunun için yapacağın niyet çok önemli. Öğrendiğini tekrar edenler olarak hepimiz farkında olmadan aynısını yaparız. Aslında yapmak istediğimizin önündeki en önemli engel sadece bildiğimizin ve öğrendiğimizin güven vermesinden kaynaklanır. Ne zaman cesaret edersek kalbimizin söylediğine kulak veririz, bir anda yenilik başlar. Yenilik enerjisinde başlatamamamızın en önemli sebeplerinden biri bu Hayata güven ve ilhamlarımızı açık olup olmamamızla ilgilidir. Hayata güveni de ilk oluşturduğumuz alan baba olduğu için, babayla olan ilişki olduğu için bizim için e, bunların hepsi aynı kümede. Babayla ilişki, babanın kişiliği değil, babayla olan ilişki. Burada hep buraya vurgu yapacağım. Şimdi girelim. annenle ilgili yazdıklarım demişti. Bu da bir şey var. Orayı bırakacağım. Annenle ilgili aklına gelen ilk iki kelimeyi yaz lütfen. İlk iki kelime. Sadece pasif, dominant, fedakar, işte ne bileyim, mutsuz, mutlu, destekleyici, neyse. İki tane. Annenle olan ilişkinde, onun sana davranışlarında, senin yoğun olarak hissettiğin, onun dediklerini yapma nedeninin veya ondan uzak durmana sebep olan bağınızı tanımlamanı istiyorum. Burayı tekrar ediyorum. Bir kelime, bir cümle yazabilirsiniz bu arada. Hızlı devam eden bu tür şeyler daha iyi sonuç verir. Annenle olan ilişkinde, onun sana davranışlarında, senin yoğun olarak hissettiğin, onun dediklerini yapma nedenin veya yani yapmak zorunda hissettiğin şeyler veya ondan uzak durmana sebep olan bağınızı tanımlamanı istiyorum. Annenle olan ilişki bağını tanımlamanı istiyorum. Şimdi bu iki kelimeden bahsediyoruz. İlki annenin sana olan davranışı soracağım birazdan. Bir iki örnek almak istiyorum. Hepinizden değil hepinizin örneği birbirine ayna çünkü. İlk yazdığın annenin sana olan davranışı. İkincisi senin bu davranış karşısında hissettiğin olsun. Anne kavramında çocuk beslenmek, korunmak, rahatlatılmak ve bedensel ve dünyasal ihtiyaçlarının karşılanmasını talep eder. Sağlıklı bir ilişkide öncelik bu olmalıdır. Beslenme bozuklukları, kişisel bakım, gevşeyebilmekle, rahat uy uyuyabilmek de yine anne ile olan ilişkinin dengesiyle ilgilidir. Senin beslenme bozukluğun varsa yani, kişisel bakımınla ilgili bir istikrar sağlayamıyorsan, Gevşeyemiyorsan, akşamları rahat uykuya dalamıyorsan anne kümesine bakman lazım. Anneyle ilgili bir takım şeyler var. Baskıcı, mutsuz, kuralcı, talepkar bunlar daha önceki atölyelerden topladıklarım. annenin sana karşı davranışını sen hayatında nereye konumlandırmış olabilirsin. Buraya bakmakta fayda var. Yani anneyle olan bağı öğren. Baskı al. Seni baskılayan bir anne var diyelim ki. Onun Dediklerini yapmak zorunda hisseden bir anne algın var. Sen acaba hayatın başka neresinde bu enerjiyi kullanıyorsun? Yani baskı altında kalıp, sessiz kalıp yapmak zorunda hissediyorsun. Küçük notlar alınabilir iş yerinde, şurada, burada, konuyla, komşuyla. Belki amirin, kadın otorite figürlerin, öğretmenin veya herhangi bir kişidir. Bununla beraber sen nerede tam da bu anneni tanımladığım biçimde davranıyor olabilirsin. Şimdi sana davranış vardı ama sen bunu öğrendiğine göre bir yerde yapıyorsun. Sen acaba kime ve nerede aynısını yapıyorsun? Annen gibisin yani. Farkında olmadan tekrara düştüğün, öğrendiğin ve kendi dünyanı oluştururken temel aldığın davranışları gör. Annenle ilgili konular ayrıca bedenin solu, bedenin arkası, borçlar, kredi, kredi kartları, iş yerinde kural koyan kadınlar, okulda kurallara uygulayan kadınlar, geçmişle ilgili pişmanlıklar ve geçmişe dair herhangi bir konudan sıklıkla bahsetme isteği duymak alanlarıyla da ilgilidir. Buyurun, sol, bunları, bunlarla ilgili sorun olmayan var mı? Kendimle katıyorum işin içine. Hala bedenin arkasını, soluna iyileştirme gayretindeyiz. Bedenin sol ve arka tarafında herhangi bir iz, buyurun bende var bütün komple baştan aşağıya. Hastalık, kaza nedeniyle kalıcı veya geçici bir rahatsızlık var mı? Ya da geçirdin mi? Aracının sol yanında ya da arkasında bir hasar, çizik, buruk ya da iz var mı? Konuyla ilgili hatırladığın her şeyi yaz lütfen. Bu iz, hasar, çizik ya da darbe nasıl oluştu, neler yaşan? Kendi adıma, yani hayat bana yenile diyor burayı. Benim açımdan o mesela. Sol başımdan şuradan görünmüyordur. Şurada benim bir kelim vardır. Buradan iki kez ameliyat oldum. Yanmışım. İşte sol bacağımdan ameliyat oldum. Sol bileğimi çatlattım. Yani orada bir uğraş var. Hasarın oluştuğu olaydan hemen önce nasıl bir duygu halindeydi? Ben kendimi çok yatırıyorum. Eğer herhangi bir kaza, iz ya da hastalığınız varsa hemen öncesiyle ilgili hatırladıklarınızı yaz. Kaza geçirmeden önce, arabanızı vurmadan önce hangi hal, hangi duygudaydınız? Kazaya giden süreç neydi yani? Hasarın oluştuğu olay aslında bir sonuç. Seni bu sonuca götüren faktörleri fark etmen çok önemli. Seni durdurmayı başaran herhangi bir olaya kısaca kaza diyebiliriz. Birdenbire gelişen olaylar mevcut süreci etkiler. Beklenmedir, beklenmedik bu tür ani hasarlar ya durdurmak zorunda kalmalar, genellikle uzun zamandır verilemeyen kararları vermeye, biriken öfke enerjisini şarj etmeye yardım eder, kazadan ya da hastalıklardan sonra sakinleşme ve şikayeti bırakma deneyimi yaşanır. Bedenin sol ve arka kısmı geçmişle ilgilidir. Geçmişini değiştiremeyeceğini düşünüyor olabilirsin. Geçmişinden memnun olmayabilirsin. Geçmişte aldığın bir kararı yeniden değerlendiremiyor olabilirsin anneni üzmekten korkuyor olabilirsin. Annenle arandaki bağdan özgürleşmemen, annenden öğrendiklerini mütemadiyen tekrar edip dur mütemadiyen tekrar edip durmana ve yeni bir plan yapmamana neden olur. Eskiden yaşadığın bir olay hakkında sürekli konuşuyor ve şikayet ediyor olabilirsin. Annenle ilgili hislerinin netleşmesi çok değerli. Bunu yapabilmek için annenle ilgili aklına gelen ilk anıyı yaz. Şimdi burada yine 42. sayfaya döneceğim çünkü dediğim gibi bu arkaya gelmediymiş. Geçmişini, geçmişte aldığın kararlarını, kadınlarla olan ilişkilerini, kariyer ve iş planlarını, parayla olan ilişkini temsil ediyor. Hayatla olan alışverişinin iz düşümü anneni tanımladığın sözcüklerde saklı. Şimdi bir bak hayatın içinde sen nerede annen gibi anneni tanımladığın gibi davranıyorsun? Annenden öğrendiklerinle kendine kurduğun dünyanda kayıtlarında bulunan kararlarını oluşturduğun bir sen tanımı var. Bu tanım yüzünden kendini değil dışarıyı değiştirmeye çabalıyor, çalışıyor olabilirsin. Kendine ve geçmişte yaşadıklarına yeniden bakabilirsen, geçmişle ilgili aldığın kararlarını onaylar, seni yöneten kalıplardan özgürleşebilirsin. Anneyle ilgili bu anıyı yazdığınızda mesela ilk aklına gelen küçük bir not olabilirsiniz Detayları yazmak zorunda değilsiniz. Sonra çalışmak istiyorsanız. Yazdığın anıyı okurken kendini haksızlığa uğramış hissediyor musun? Annenin yaptığı veya yapmadığı bir şey kaleme aldın mı? Yani bu yazdığın anın içerisinde. Bu anıyı yazarken ağlıyor musun, üzgün müsün? Şimdi burada bir çalışma tablosu var. Bu çalışma tabloları da özet anlaşılıyor mu? Aslında sormak isterim. Az önce yazdığın olayın sana neler kattığını yaz. Yaşadığın duygu ve o deneyimin sana ne kazandırdı? Şimdi diyelim ki o anının içerisinde, aklına gelen o anının içerisinde hissettiğin şey değersiz hissetmek. Bir şey geldi aklına ve o anda temelinde, arkada en yoğun hissettiğin şey değersiz hissetmek. O anı senle iz olarak değersiz hissetmeyi bırakmış. Aklına geldikçe orası senin içini sızlatıyor. Peki ne öğrenmiş olabilirsin? O değersizlik hissi sana ne öğretmiş olabilir? Kendi değerinin farkına varmak, değerli hissettirenlere yönelmek ve onaylanma hissi. Halbuki çoğunlukla şunu yaparız. O değersiz hissettirene yönelir, onun onayını almaya çalışırız. Yani kaza, kaza alanını, kaza yerini terk etmek yerine kendimizi iyileştirmek yerine kaza yerinde kalıp kendi travmamızı mıncıklamaya çalışırız. Eğer mesela bu anı sistemiyle çalışacaksak şunu yapmalıyız. Kendim, kendimize bir ayna tutmak istiyoruz ya orada bende ne var? Kendini bilmek bu aslında. Benim hissettiğimi bil, en iyi bilecek benim. Burada ne hissediyorum? Değersiz. Burada ne hissediyorum? Ee, korkmuş. Burada ne hissediyorum? Öncelik bende değil. Bir anı yani o neyse anın içinde. Bir iz var orada. Yani hiç uzun uzun böyle öyle olmuştu da böyle olmuştu şöyle durdum dedim ki burada eksik olan şey ne? Bana kendimi kötü hissettiren şey ne? X. Benim bu eksik olanın karşısında öğrendiğim şey ne? Böyle bir durum olduğunda ben kendimi X hissediyorum. Ve ben o X hissetmeyi hayatımın içerisinde diyelim ki birçok alanda yaşıyorum. Neye ihtiyacım olduğunu oturup kendim çalışırsam durup durup gidip orada kendi travmamı tekrarlamanın bir anlamı yok. O biter. Ne ihtiyacım var? Değerli hissetme. O anada değersiz hissediyorum. Bak şurada da şurada da şurada da ya da bana şu yapıldığında da değersiz hissediyorum. İhtiyacım olan şey ne? Değerli hissetmek. Ne zaman değerli hissediyorum? Birisi bana bir bardak su verdiğinde değerli hissediyorum. O zaman ben kendimi değerli hissedecek alana yöneleyim. Çünkü burada eksiğim var. Eksiğimin üstüne gidip kendimi kır kırbaçlamayayım yani. Anne, siz büyüdüysen ya da bir sebeple onu hiç tanımadıysan anne yerine koyduğun kişiyi bu çalışmanın merkezine yerleştirebilirsin. Deneyimin sana kattıklarını kabul edersen, bu deneyimin benzerini yeniden yaşamaya olan ihtiyacına son bulur. İçeride taşıdığın duygu düğümü çözülmüş olur. Bu babayla ilgili çalışmayı az önce yapmıştık. Burada şimdi babasız kısmı var. 53 şeyde babayla ilgili de aynı şey var. Anı çalışması bunu da tavsiye ederim. Babasız büyüdüysen ya da bir sebeple onu hiç tanımadıysan baba yerine koyduğun kişi bu çalışma merkezine yerleştirebilirsin. Deneyimin sana kattıklarını kabul edersen bu deneyimin benzerlerini yeniden yaşamaya olan da son bulur. İçeri taşıdığın duygu düğümü çözülmüş olur. Hatırla diyoruz burada 53'te. Bu noktada kişiye değil kişiyle olan bağına odaklanmalısın. Karşımızdaki kim olursa olsun kurduğumuz bağ sevgi bağıdır. Yaşadıklarımızın izleri ise duygu bağıdır. Sevmeye devam ederek duygunun izlerinden özgüleşebiliriz. Sevgi bir duygu değil, bir oluş halidir. Hiç karşılaşmadığın bir canlıyı da seversin. Onunla iletişime geçip aranda bir etkileşim olmaya başladığında ise duygular devreye girer. Öfke, kaygı, endişe, kızgınlık, hüzün, keder gibi negatif duygular enerjini aşağıya çeker. Yeni bir karar almanı engeller ve tekrarları neden olur. Burası anlaşıldı zannediyorum. Biz genelde duygu bağıyla anlamaya çalışırız karşımızdakini. Halbuki duygu deneyimlerden bize kalandır. Biz deneyimlerden bize kalanı çözümlersek sevmeye devam ettiğimizi hatırlarız. Ufak küçük notlar var onları da okuyalım. Deneyimi var eden sendeki mevcut bilgi kalıplarıdır. Zihin. Böyle olacağını biliyordum diyeceğin noktaya yöneltir seni. yeni bir deneyim için bilmediğine yönelmeniz. Yani o an içinde diyoruz yani 30 saniye, bir dakika, 10 saniye. ya Ben zaten biliyordum böyle olacağını dediğimiz her cümle bizim bile bile duvara toslamak istediğimiz yer. Oradan çıkmak istiyorsak yeniden bakmalıyız. Yani belki de karşımızdaki değişti. Bilmiyoruz ki. İstediklerinin olmayacağı konusunda diretmeyi bırak. Niyetine odaklan, engellerine gör ama bil ki aradığın cevaplar bakmadığın yerde saklı. Önündeki tek engel öğrenilmiş kalıpların. Bunlarla yüzleş ve özgürleş. Şimdi bazı örnekler var. Beni üzdün, kırdın, incittin ifadelerini hayatından çıkar. Hüzün ve keder neşeyi yok eder. Çocuklarla zaman geçir, fantastik filmler seyret. Güzel belgesellerle keşfe çık ve enerjinin her daim yenile. Üf, of, kahretsin, ceza, bela gibi olumsuz kelimelerle bağını kes. Şarkıların nakaratlarına neden takıldığını keşfet. Tekrar ettiklerin çağrıya dönüşür. Sadeleş. Çözümsüz konulardan bahsetmeyi bırak. Ya çözüm üret ya da yoluna devam et. Rutini bırak. Tekrar ettiğin ne varsa terk et. Böylece enerjin yenilenir. Her gün hep aynı şeyi mutlaka yaparım yerine her gün yepyeni bir gün bilincine geç. Yeni bir karar verdiğinde devam ettirmek için gayret et. Bir şey bıraktıysan yerine yeni bir şey, eylem koy. Şekeri bıraktıysan yürüyüş yap. Sigarayı bıraktıysan daha çok su içmeye başla. Hamur işini bıraktıysan yeni tariflerle yemek pişirmeyi öğren. Yeniliğin hayatına yerleşmesine destek ol. Yoksa eskiye geri dönersin. Değişimi kucakla. Hep hep ile hiç kardeştir. Bu ikisine takılıp kaldığında ya geçmişte ya gelecekte kaybolursun. Hep ve hiçi çok kullanıyor isek dikkat edin. bu anne baba çatışması, anne baba arasında kalmaya bir şeydir, işarettir yani. Hareket etmekten seni alakoyan duygular negatif duygulardır. Yeni bir karar almanı, senin sen olmana engel olur. Önüne duvar örer ve gücünü zayıflatır. Negatif duygularını hangi alanlarla kullanıyorsun? Bunları alanından çıkarttığında yerlerine ne koyacaksın? Negatif duygulardan bahsettiğim endişe, kaygı, hüzün, gergin hissettiren, sinirlilik gibi o şeyi yaratan, ıı, haller yaratan, bizi aşağıya çeken duygular. Acaba bunu nerelerde kullanıyoruz? Nerelerde bu bize şey yapıyor... Hmm çıkıp geliyor yani. Bu tekrar eden durumları bulursak orada bir duygu ya da düşünce kalıbı olduğunu fark edebiliriz. Diyelim ki otobüste bir adam işte başka bir adama yer vermemesi ya da bir kadına vermemesi sende bir otomatik davranış biçimi geliştirmiş olabilir. Enerjini o anda oraya kilitleyip aşağıya çekiyor olabilirsin. Onu sen fark edersen orada kesersin bağını. Kedilere, köpeklere, kötü davranan insanlara öfkeleniyor olabilirsin. Orada senin çözemeyeceğin bir alan var ve enerjini emer durur. Senin burada yapacağın şey, yapabileceğin tarafa yönelip, o adam kötü davranıyorsa, o adamın kötü davranmasına engel olamazsın. Ama iki tane hayvana destek olabilirsin. Yani kendi içimizde dönüp dur duran duygularımızdan sadeleşip, o bizi aşağıya çeken duyguya yine cevap vermeliyiz. Burada kötü hissediyorum kendi. Ben böyle şeylere çok takılıyorum. Ne yapabilirim? Bu adama, bu kadına, bu dışarıdakine bir şey yapamam. Ama orada kediler, çocuklar, kadınlar neyse elimden gelen de bu. Ben de bunu yaparım. Bu oraya takılmayı bırakır. Burası benim işim değil. Ben burayı çözemiyorum. Duyguların kiracısı ol. Onları sahiplenmeyi bırak. İçine gir Ne zamanı geldiğinde bırak.